Yemeksizsiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün tepsi mantısı yapacağız. Bunun için hamurumu hazırlıyorum. 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, 2 çay bardağı su ve tuz. Unumuzu eliyoruz. Kaba elediğimiz unu ortasını havuz şeklinde açıp diğer malzemeleri ekliyoruz. Yöresel yemeklerden olan bu tepsi mantısı Kayseri yöremize aittir. Diğer mantılardan ayıran özelliği kapatma şekli ve pişirme tekniğidir. Hamurumuzu pürüzsüz bir yapı elde edene kadar yoğuruyoruz. Sert bir hamur olmasını istiyorum. Makarna ve mantı hamuru böyle sert olur. Güzelce yoğurduktan sonra hamurumu üzerini kapatıp biraz bekletiyorum. Un, ben ne hale geldim diyene kadar biz de iç malzememizi hazırlayalım. 1 adet orta boy soğan doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. 150 gram kıyma, tuz, pul biber, kimyon, karabiber, ve soğan. Şimdi bunları karıştırıyorum. Unumuz hamur olmanın şokunu yaşadıktan sonra bu hamuru 3 parçaya ayırıyorum. Beze haline getirdiğim bu hamurumu oklava yardımıyla açıyorum. Biraz un serpiştirelim ve açalım. Güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bunu şekillendireceğiz. Kareler halinde keseceğiz. Kendimi eleştirmem gerekiyorsa ve gerekir, bunu insan kendine yapmalı, biraz daha ince açmalıydım hamuru. Siz öyle yaparsınız. Çok ince açarsanız yırtılır. Kalın olursa da sert olur. Benimki orta halliydi, onu söyleyeyim. Şimdi hamurumuzdan bir parça alıp iç harcımızı koyuyoruz. Kenarlarını da bu şekilde katlıyoruz.
Şekillendirdiğim mantılarımı büyük bir fırın tepsisine koyuyorum. Diğer bezelerimi de hallettikten sonra mantıları 200 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Yağ, biber ve domates salçası, bunları ocakta kavuruyorum. Tuz ve karabiberini ekleyip 2 su bardağı su koyuyorum. Fırından çıkarttığım mantıların üzerine hazırladığım sosu döküp tekrar mantıları fırına koyuyorum. Suyunu çektiğinde mantılarımız hazır. Bu mantıları sarımsaklı bir yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.